Selamlar arkadaşlar. Bugün Bursa'dan, deniz kenarında bir köyden sizlere sesleniyorum. Bu videoyu 9. ve 10. sınıftaki arkadaşlarım, kardeşlerim için çekiyorum. Kanalda azınlıkta olsalar da onlar için de bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Zamanında başlarlarsa, 9 ve 10. sınıftan daha bu bilince varırlarsa her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyorum onlar için. Yani planladıkları, istedikleri yerlerde olacaklarına inanıyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan videoya başlayalım. Arkadaşlar, böyle karanlık mı oldu? Ben de denize arkama vermek istiyordum. Şöyle manzara olsun istiyordum ama neyse. Arkadaşlar, öncelikle biraz 9. sınıftan bahsedelim. 9. sınıf, birçok arkadaş böyle işte daha yeni TEOG'dan, LGS'den çıktık mantığıyla düşünebilir ama asla lütfen bu yanılgıya kapılmayın. O 3 aylık yaz tatili size yeter, artar bile. 9. sınıftan itibaren düzenli bir şekilde derslerinizi çalışmaya başlayın. Peki nasıl olabilir bu iş? Her şeyden önce plan program geliyor, düzen geliyor arkadaşlar. Benim mesela 9. sınıfta bir sene boyunca şu programı uyguladım. Eve geliyordum okuldan işte kaç gibi, 4 gibi zannedersem. 1,5 saat kadar bir dinleniyordum. Bazen 2 saat oluyordu işte yorgunluğuma göre, beden dersi olursa falan. Yemeğimi falan yiyordum tabii bu sıralar. Hemen o 1,5-2 saatlik molamdan sonra defterlerimi açıyordum hemen. Bugün ne işlemişsin? Sen matematikten şu, fizikten şu, edebiyattan şu, neyse. Veya defterimde hani hoca not aldırmadıysa aynı konuyu tutup kitaptan okuyordum. Ufak bir konu tekrar yapıyordum yani. Konu tekrarı bitiyor, hemen test. Ama nasıl test? Yine o konularla alakalı test. Yani o gün ben okulda bir şey öğrendim ya, o hallolsun istiyorum. Ben o gün okula boşu boşuna gitmemiş olayım, bir şeyler öğrenmiş olayım diye bakıyordum olaya. Ne kadar mesela bir saat, bir 45 dakika kadar daha bir test çözüyordum. 45 dakika, bir saat. Arada bir tekrar yemek molası veya bir dinlenme. Sonra tekrar bir saatlik kadar daha zannedersem veya 45 dakika olabilir bir test çözme, ders çalışma şeyim vardı. Ve günü böyle bitiriyordum yani, hafta içi 5 gün. Okul böyle geçiyordu. Yani ne mesela 45 dakika konu tekrar yapıyordum. Toplamda da 1,5 saat, hadi maksimum 2 saat test çözmüş olsam 2 saat 45 dakika. Yani bir gün için gayet yeterli bir süre, hatta güzel bir süre. Bunu ama gerçekten düzenli olarak ilerlettim. Ve gerçekten çok faydasını gördüm. Bir de okul puanı gerçekten önemli arkadaşlar. O yüzden ders ayırt etmek için çalışmanız lazım. Ama mesela ben ne yapıyordum? Almanca, işte edebiyat veya dil anlatım. Bu derslere yalan yok. Yani biraz hemen sınavdan önce çalışıp notumu yüksek tutup sınavdan sonra bilgileri birazcık böyle sıfırlıyordum. Ne yapayım yani? İhtiyacım olan oydu, yüksek not almaktı o tür derslerden. Öyle düşündüm en azından. Hani öğrenme mantığıyla da ilerlemek tabii ki daha doğru ama ben öyle ilerliyordum. Bu da yapılabilir ama öncelik belirlemek önemli gerçekten. Hani matematiğe veya sayısal derslere gerçekten ağırlık veriyordum. O zamandan ben koymuştum hedefimi sayısal olacağım diye ama 9'da koymamış olanlar da olabilir. 10. sınıfa doğru hani hangisi daha başarılıyım, hangisi hoşuma gidiyor, buna göre de şekillenebilir, fark etmez. Bir diğer mevzu ya 9. sınıfın yazı. Arkadaşlar, birçok planlar oluyor işte, of 9'u şöyle bir silip süpüreceğim, bir üstünden geçeceğim falan filan. Ben 9. sınıf yazında hiçbir şey yapmadım. 90 gün boyunca boştum arkadaşlar. Yani pişmanlıyım. Değilim ders açısından. Neden? Yani Cerrahpaşa tıptayım elhamdülillah. Ama keşke ben diyorum bir dil kursuna gidebilirmişim veya bir müzik aletiyle uğraşabilirmişim. O tarz pişmanlıklarım var. Onun dışında bir sıkıntım yok 9'un yazıyla alakalı. Ne yaptım? 9'u böyle güzel geçirdiğim için 3 aylıkta bir dinlenme sürem oldu. 3 ay boyunca hiç ders çalışmadım. Ama 9'un içinde eğitim ve öğretim yılı boyunca çok çalışamamış arkadaşlar için şöyle bir şey olabilir. Mesela matematikten bir kitap, fizikten bir, kimyadan bir, biyolojiden bir kitap, böyle şey yapabilirsiniz. Hani üstünden geçebilirsiniz onu da güzel programına yapıp. Eğer bununla ilgili çok istek gelirse buna özel bir program yapabilirim. Yani 9. sınıf yaz programı mesela, atarım böyle bir video, kanalda durur, herkes faydalanır. Böyle olabilir yani. Yine 9. sınıf kardeşlerimle ilgili yeni yeni başlıyorum, farkındayım ama devamı gelecek videoların. Ben şu an için önemli olanın 9. sınıf kardeşlerinde bir bilinç oluşması gerektiğine inanıyorum. Önemli olan bu. Yani şimdiden bir üniversite sınavı bilinci, meslek bilinci, topluma yararlı bir birey olma bilinci oluşursa zaten 9. sınıf kardeşlerim için olay bitmiştir. Yani o bilinç oluştuktan sonra
Zaten sizin, net söylüyorum, ne bana ihtiyacınız kalıyor. Gerçi ne hani YouTube'daki diğer kanallar böyle çok gir çık yapıyorsunuz. Ama şöyle, onları da hani tecrübe açısından, evet ben de gayet hatırlıyorum. 9. sınıftan beri hani böyle kanallara bazen giriyordum, dinliyordum tecrübe edinebilmek açısından. Sentez ediyordum böyle bir zihnimde. Ama lütfen arkadaşlar kendi yolunuzu çizin yani bu konuda. 9. sınıf kardeşlerime benim söylemek istediklerim bunlar. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.